Bugün kendimi elektrik konusunda deneyeceğim. Elektrikli panjurun anahtarı, elektrik anahtarı bozuldu. Yani büyük ihtimalle öyle. Umarım elektrik panjur motoru bozulmamıştır. Ama zannediyorum elektrik anahtarı bozuldu. Onu değiştirmeyi deneyeceğim. Ben yapabilirsem herkes yapabilir. Elektrik panjur motorunun aşağıya kapatma düğmesi deforme oldu. Gördüğünüz gibi bunun atması lazım yayının ama atmıyor. Büyük ihtimalle problem burada. Bu problemi düzeltmek için ben de yeni bir tane elektrik anahtarı aldım. Mayıs fiyatı Bauhaus'ta 54 lira. Bulması da çok kolay değil bunları. Biliyorsunuz bunlar çünkü yaylı sistem. İşte benim de bu aşağı kapama tuşum deforme oldu. Bastığım zaman geri atması gerekiyor. Şimdi bunu deneyeceğim değiştirmeyi. Yalnız bir şey fark ettim. Bunun arkası ile benim çıkartacağımın arkası aynı değil maalesef. Deneyerek yapmaya çalışacağım. Tabii ilk iş ne yapmam lazım? İlk yapmam gereken iş elbette ki sigortaları kapatmak olacak. Anahtarı duvardan çıkarttım. Şu düğmeleri üstünden bastırarak buradaki anahtarı çıkarttım. Bunun arka tarafı ile yeni aldığımın nasıl olduğunu anlatacağım. Umarım başarılı olur. Evet, bağlantımı yapabildim. Zor oldu kabloları yerleştirmem. Hangisi hangisi nereye bilemedim. İlk yaptığımda aşağıyı çalıştırabildim, yukarıyı çalıştıramadım. Sonra iki kablonun yerini değiştirerek onu da becerebildim. Şu anda yukarıda çıkartabiliyorum, aşağıda indirebiliyorum. Ben yapabildiysem herkes yapabilir ama elektrik sigortalarını indirmeyi kesinlikle unutmayalım. Şu anda da son bir işlemim kaldı, bunu duvara monte etmek. O kolay bir işlem. Şu yandaki kulakçıklar var. O kulakçıkları çıkartmam gerekiyor. Şu kulakçıklar. Onun vidalarından içeriden kapak kısmından göstereceğim. Onu size ben de yaparken göstereceğim. Şu düğmeleri söktüm. Sökmesi zor değil. Şuradan kanırtarak kaldırarak söküyorsunuz bunları. O vidaları sıkarak o demin gösterdiğim kulakçıkları yana doğru açmış olacağız. Yana doğru açınca duvarı tutacak onlar. Ve böylece sağlamlaştıracağız. En sonunda bunları yerine yerleştireceğiz. Kulakçıkları şuradan sağa doğru soldaki kulakçığı buradan da sağa doğru öbür kulakçığı sıkmış oldum. Sıkma işleminden sonra şu düğmeleri yerine oturtuyoruz. Artık kullanmaya hazır. Evet, her şeyi hazır ettikten sonra denemesini yapalım. Evet, yukarı ve aşağı çalışıyor. Ben yaptıysam her arkadaş yapabilir ama sigortaları kapatmayı unutmayalım. Arkadaki ne nereye gidiyor iyi bulmak lazım. Hangi kablo nereye takılacak ama çok zor bir işlem değil. Herkese kolay gelsin.